Oğlum ben gece gündüz değmeden tek başıma çalışıyordum orada. Duvarını, elektriğini, her şeyini ben tek başıma yaptım. Şimdi de göze göze suyun altında kalıyor. Yani bundan büyük bir acı var mı acı? Bırakıp başka şehire gitmek insana zor gelir. Ama işte en kısa sürede inşallah tekrar köyümüze yerleşeceğiz yani. Tarlalarımız yukarıda var. Bir iki sene içinde ev yapıp da tekrar geleceğiz inşallah. Bir iki sene içinde inşallah geliriz yani. Sıkıntı olmaz inşallah. Yo bizim tarlalar yukarıda. Oraya su gitmiyor yani. Ama insan ister istemez babam vefat ettikten sonra da daha çok insan üzülüyor. Yapabilecek bir şey yok. Yani herkes parasını almış yani. Sonuçta kimse şikayetçi değil yani. İster istemez su altında kalıyordum, mecburen çıkmak zorunda kaldım. İtalya'dan geliyorum. En son gördüğümde köyüm çok güzel bir şekilde duruyordu. Maalesef son hali su altında kaldı. Son bir kez görmek istedim. İşler acısı şu an. Gençliğim adı mesela. Dayıoğlum da burada boşarak oynarken o günleri hatırlıyorum. Şimdi hep su altında kaldı. Şimdi bir şey yok maalesef. Ya vallahi uzun alacak bir şey yok yani. Köyümü bu halde gördüğüme göre bir daha da yani gelmeyeceğim kesin. Çünkü su altında kalan bir yere ben gelip bir tane göreyim. Geldikçe üzülürüm. Ama su altında kalmaması için de genel Allah'tan yani bir umut bekliyorum yine. Belki de kalmaz, belli de olmaz yani. İnşallah bozulur, kalmaz. Suyun altında kalan araziler eğer üretim olsaydı Batman'a değil Türkiye'ye yeterdi. Burada kavun İstanbul'a götürüyorlar. Buranın kavunu burada İstanbul'a götürüyorlar. Ben daha yeni İstanbul'da göç ettim geldim. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nde çalışıyordum. Emekli oldum. Bak Ramazan'da biz orada buranın kavunu aldık. Burada kavun İstanbul'a geliyordu. Bu köy, öbür köy, üstteki köy. Bunlar her zebzebi hep İstanbul'a getiriyorlardı. Yani şey olduğu için, doğal olduğu için. Binlerce dönüm arazi kaldı, bahçeler kaldı, camiler kaldı, okullar kaldı. Ama ne edelim bu? Kimse, elimizde bir şey yok. Hristiyanlara, Müslümanlara beraber çalıp buradan yaşıyorlar. Benim dedem yaklaşık 135 yıldır bu köye yerleşmiş. Hatta mezarı da burayı taşındır yukarıya. Babam aynı o şekil, mesela biz aynı o şekil. Hatta çocuklarımız bunları mesela görmüşler. Biz burada büyüdük. Ta 94'e kadar bu köy yıkıldı. Yıkıldıktan sonra Batman'a geçtim. 94'te ben bir köyü boşalttım. Bu kadar acı vermedi bana. En azından bir umudum vardı. Bu köy tekrardan onarım olacak, köye dönecek bir umudum vardı ama şimdi o umudum tamamen de gitti.